Ülke genelinde yaşanan kuraklık, pandemi, tarım arazilerinin verimli kullanılamaması ve yüksek enflasyon sen pazarlarını yangın yerine çeviriyor. Alım gücü yok. Fiyatlar pahalı. Yani fiyatlar bizle alakalı değil. Gaziantep'te alım gücü düşük olan vatandaşlar artık ihtiyaçlarına göre değil, cebine göre alışveriş yapıyor. Daha önce 5 kilo domates alıyordum. Haftalık yani. Şimdi 2 kilo ancak alabiliyorum. Kuraklık, ürün kıtlığı ve pandemi derken sebze meyve fiyatları bu yaz sürekli değişiyor. Biz de Gelet Haber ekibi olarak pazara göz atacağız. Hangileri ucuzladı, hangileri cep yakıyor hep birlikte göreceğiz. Sabah geldiğimde 15'ti bamya, şimdi geldiğimde 20 oldu. Buna halcılar yapıyor, pazarcıların yaptığı bir şey yok ki. Pazarcıların yaptığı hamallık, başka bir şey değil. Artan fiyatlardan hem tüketici hem üretici dertli. Çok pahalı. Emekliyim ben, valla aldığıma bak bir şey alamıyorum. Hiç geçinemiyoruz yani, bir emekli maaşımız var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geldim hiç patlıcan kurutacağım, kurutamıyorum. Patlıcanın fiyatı ne kadar? 5 liradan eksik patlıcan yok. Meyve alamıyoruz bak aldığımıza. Günlük yiyeceklerimiz yani, o da acur yap, turşu yapacağım azıcık. Biz de vatandaşa karşı mahcup oluyoruz. Mesela bir şu fiyatları 7 lira, 6 lira, 5 lira aşağı bir meyve yok şu an. Yani vatandaş da haklı ama bizim de elimizde bir şey yok. Yani biz de bir malı 5 lira aldığımız zaman nasıl 4 lira vereceğiz? Hani sorun bu. Yani yerine pahalı, yani bize alakalı değil. Vatandaşlar bazı ürünlerin gereğinden daha pahalı olduğunu söylüyor. Fasulye zamanı olmasına göre çok pahalı. Meyveler zaten hiç yanına yaklaşılmıyor. Almaya çalışıyoruz tabii, yine de alıyoruz. Memnun değilim, çok pahalı her şey.